Senin değerlendirmen alanı Mustafa'cığım. Bu konuda böyle taban tabana zıt yorumlar, beklentiler, değerlendirmeler var. Biliyorsunuz daha birkaç hafta önceye kadar ana akım bütün Türkiye'de yayınlanan çok büyük gazetelerdeki yorumlarda İYİ Parti'nin İzmir'i istediği, işte İzmir'e karşılık çok uç yorum, ayrı konu ama bunu koca koca yazarlar yazdı biliyorsunuz. Hani büyük Türkiye'nin iki büyük gazetesinde çıktı bu ve baş yazarlarının yazdığı, genel yayın yönetmenlerinin yazdığı bir yorumdu bu. İzmir'i verecek CHP, bunun karşılığında da İstanbul ve Ankara'yı... Kim yazdı? Ben kaçırmışım. Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni... Hakan mı? Evet, o yazdı. Sabah gazetesinden de Milliyet'e geçti. Zafer Şahin yazdı. Her ikisi de bu konuya değindiler. Ahmet Hakan'la Zafer Şahin yazdı. Evet. Tarafsız bölge ekibi yani. Yani öyle ya da böyle. Sonuçta bu tür ben böyle olur demiyorum. Şimdi bu tür değerlendirmeler vardı. Bunun tam tersi, son 1-2 haftada da Ümit Özlale'nin bir şekilde çekileceği aday ol. Biz burada da bunu dile getirdik bu programda da. Sanırım Ümit Yıldız buna değinmişti. Ha, ben çok aday olmayacak diye bir iddia koydum. Orada. Çok ciddi bu yönde yorumlar da, beklentiler de vardı. Tunç Bey söyledi. Evet, Tunç Soyer söyledi. Çekilecek dedi. Çekilir, başka biri gelir mi? Şimdi, yoksa İYİ Parti aday göstermez mi? Şimdi her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani bu konuda... Özlale açısından. Çok çeşitli spekülasyonlar vardı. Yani o taraftan bu tarafa kadar. Ben kendi değerlendirmemi söyleyeyim. Hani tabii ki siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Bunu yaşadık zaten. Biz son bir yılda biliyorsunuz 2 Şubat meselesini yaşadık. 3 Şubat olayını yaşadık. Başka şeyler de yaşadık. Her şey değişebilir ama görünüyor ki İYİ Parti kararlı. 81 ilde aday çıkarma konusunda artık bu saatten sonra ben çok da geri döneceklerini düşünmüyorum. Çünkü artık geri dönerlerse artık inandırıcılıklarını yitirirler. Bu kadar hani kesin çıkardık 81 elde çok büyük bir şey olması lazım bu taahhütlerinden, bu sözlerinden dönmeleri için. Bir de Meral Akşener çok sıkıntı çekti, çok yıprandı o dönemde. Çok eleştirildi ve partisinin oyları da düştü ittifakta yer aldığı için. Ben artık gitgide iyice İYİ Parti'nin kendini bağladığını düşünüyorum. Ha şu soru önemli tabii. Ne kadar başarılı olurlar? Onu göreceğiz. Hani özellikle CHP'nin güçlü olduğu İzmir gibi, Muğla gibi, Antalya gibi yerlerde, Eskişehir gibi yerlerde ne kadar başarılı olacaklarını göreceğiz. Bir de şu var, hani eğer ittifak olsaydı belki çok başarılı olacağı yerler olabilirdi. Mesela Manisa. Yani Manisa'da bir CHP ile İYİ Parti ittifakı olsaydı belki orada başarılı olma ihtimalleri yüksekti. Balıkesir'de yüksekti. Ama İzmir'de bu ihtimal düşük. Son olarak şunu söyleyeyim. Bana göre gelen bilgilerde Ümit Özlale ile İYİ Parti İzmir İl Merkezi'nde bir uyumsuzluk olduğu yönünde. Yani gittiği yerleri ile bildirmeme, onlardan bağımsız hareket etme gibi son derece il yönetimi bu durumdan rahatsızmış. Evet.